asla asla panik yok dostlar. Bitcoin'de neler olacak? Bekleyelim mi düşer mi yoksa büyük kurumsal famonun ilk etkileri geliyor mu? Hemen almak mı lazım? Aldıysak zaten sıkı sıkı saklayalım mı? İşte dostlar bu bölümde hem Bitcoin hem de son zamanlarda bize çok güzel kazandıran bir altcoin'in analizi geliyor. Video altında açıklama kısmında her konunun saniyelerini tek tek bulabilirsiniz. Şimdi bakın dostlar çok sıcak zamanlardan geçiyoruz. Adeta tamam mı? Devam mı diyeceğiz ama benim cevabımı çok iyi biliyorsunuz zaten. Ben boğa dediğimiz yükseliş sezonunun devamından yanayım ve 2017'deki o büyük yükseliş var ya onu dibine kadar yaşamış biri olarak henüz o büyük bitcoin rüzgarı bence gelmedi. Yani bunu fiyattan bağımsız söylüyorum bu arada. Hani bu piyasa 19 bin dolarları 19 bin 800 dolarları daha önceden gördüğü için henüz öyle hani büyük bir FOMO dediğimiz rüzgar oluşmadı. Tabii hani ben devam etmesini istiyorum diyorum da bitcoin çok sert yükseldiğinde kar almazsanız sonra gerçekten hani o bakakalırız giden geminin arkasından demek istiyorum. Ama itiraf da ediyorum hani böyle günlük koşuşturma içerisindeyken tamam borsadakilerden güzel karlar alıyorum da Ledger'da tutuyorsam abi gerçekten yani gerçekten böyle bir hani borsaya at oradan at oraya çek falan ya çok kısa bir iş ama niyeyse bana gerçekten uzun geliyor. Neyse şimdi Bitcoin şu an bir dönüm noktasında madenciler çatır çatır Bitcoin satmaya başladılar. Dolayısıyla özellikle bir seviye vereceğim dostlar. O seviyenin alt 6 çok daha kritik olacak. Size biraz daha aslında bu bölümde uzun süreli bir yol çizmeye çalışacağım. Öte yandan Ethereum ve son günlerin yükselen yıldızı Blockstack da bir dönüm noktasındalar. Uzun vadeli olarak neden sert yükselebilir özellikle Blockstack ki burada 3 tane bomba haber, 3 tane müjde var ve STX yani Blockstack kodundan bahsediyorum. STX neden 25 centten 45 cente kadar yükselebilir? İşte hepsi bu videoda ve ledger çekilişimizde biliyorsunuz devam ediyor. Bu video Videonun altındaki linkten formu doldurun. Kanalıma abone olun, zile dokunun. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bol bol aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi yatırım tavsiyesi vermeden ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Bakın Bitcoin'e kurumsal para akı takın girmeye devam ediyor. Çok yeni bir gelişme olarak, ta 1851'de kurulmuş neredeyse 200 yıllık büyük bir sigorta şirketi olan Mace Mutual, tam 100 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. E, MicroStrategy 550 milyon dolarlık daha Bitcoin Bitcoin alıyor. E 500 bin adetten fazla Bitcoin'e sahip olan bakın 500 bin dolar demiyorum. 500 bin adetten fazla Bitcoin'e sahip Grayscale sadece bir günde gitti tam 140 milyon dolar değerinde 7188 adet Bitcoin daha aldı. Yani 3 sene önce Bitcoin'e dolandıcılık diyen JP Morgan Bitcoin yüzünden altın yıllarca sürünebilir diye açıklamalar yapıyor. Bakın bunu böyle sıradan bir şirket değil küreselciler ve bizzat bankacılık devi JP Morgan yapıyor dostlar. Bu adamların Elbette altın üzerinden uzun yıllara yayılmış kar etme planları vardı. E Bi Bitcoin diye bir şey çıktı. Bir anda bütün planları alt üst etmeye başladı. O nedenle biraz da mecburen bu büyük şirketler Bitcoin'e kayıyor. Bakın Amerikalı yatırım bankacılığı Devi Morgan Stanley'in stratejisti de Financial Times'teki yazısında Bitcoin'in artışı Amerika'ya çok ciddi bir uyarıdır diyor. Çünkü dünya ekonomisinin geldiği şu kriz ortamında hani kimsenin Amerikan dolarına güveni kalmadı. Yani Amerika bu borçları ödeyemez diyor. Yani bunu bildiğiniz Morgan Stanley'in stratejisti söylüyor dostlar. Hani bilirsiniz aslında dolarlar bir borç senedidir. Yani sizin elinizde örneğin 1000 dolar varsa teknik olarak bu borca karşılık Amerika istendiğinde altın verebilmelidir ama tabii ki de günümüzde bunlar gerçekten hayal ötesi. Hayal değil ya yani hayalin ötesi. Ayrıca Amerikan dolarının diğer büyük para birimlerine karşı gücünü temsil eden dolar endeksi de son zamanların en düşük seviyesine geriledi bile zaten. Peki hani bu kadar böyle büyük kurumsal şirketler Bitcoin almaya devam ediyorken Bitcoin neden soruyorum size Bitcoin neden 20 bin doların üzerine çıkamıyor? Bakın bu noktada şunu söyleyeceğim size Bitcoin'in arkasında 3 yıllık birikim var. Evet bugün kurumsallar yüklü Bitcoin alıyor olabilir ama 3 yılda son 3 yılda zirvenin zirvesinden tepenin tepesinden çok yanlış yerlerden Bitcoin almış ve adeta böyle küfür ede ede kar almak için veya hani kar almayı geçtim paralarını kurtarmak için Bitcoin'de bekleyen bir yığın yatırımcı da var. iş işte Bitcoin 19.000 dolar civarlarında 19 bin 500 küsür dolarlara çıkmaya başlayınca o dostlar gerçekten onlar o yatırımcılar piyasanın kanını emiyor. Ayrıca piyasada Tether diye bir gerçek de var. Bakın Tether'i herhangi bir analizde dışarıda bırakırsanız o analiz çok yavan kalır çok acemice kalır. Dolayısıyla Tether'in yaptığı manipülatif hareketleri asla unutmamak lazım. Mutlaka hesaba katmak lazım. Tether dediğimiz şirket bugün canı istese bakın gerçekten realist konuşuyorum burada. Bugün canı istese 5 milyar dolarlık Tether'i USDT basıp Bitcoin alsa biz akşamına Bitcoin'i 40 bin dolarda görürüz. Piyasada tabii ki de bu rakama çıkar ama gerçekten böyle bir talep olmadığı için bir fason bir talep olduğu için aslında içi boy şekilde yükselmiş olur. Şimdi Bitcoin alan kurumsal şirketler kapitalizmin tam dibidir dostlar. Bunu lütfen unutmayın. Para kazanamayacakları yerlerde olmazlar. Piyasayı istediği gibi yönlendirmeden almazlar. Bugün gidip X bir kurumsal şirket topluca Bitcoin alıyorsa bunun 3 nedeni vardır. Birincisi dolar enflasyonda korunmak istiyordur. Bakın dolarda enflasyon var. Bu çok önemli bir nokta. Parası erimesin istiyordur. İkincisi elinde tutarak para kazanmayı hedefliyordur. Yani Bitcoin'de herkes gibi küçük yatırımcı gibi yükseliş bekliyordur. Üçüncüsü portföyünde tutup kendi yatırımcılarına satacaktır. Belki de yatırımcılar zaten artık portföylerinde bunu istiyorlardır ki. Rothschild'ın olayını ben size anlatmıştım. Geçtiğimiz videolarda yaklaşık 2 ay önce falan. Rothschild'ın yatırım şirketi bu nedenle Bitcoin'e girmişti dostlar. Ne olursa o olsun. Para kazanmayacakları yerlerde olmazlar. Dolayısıyla evet, kurumsallar bir fomo başlatıyor. Eyvah, Bitcoin çok yükselecek. Biz şirket olarak hemen koşa koşa Bitcoin almalıyız mesajını bütün iş dünyasına bakın sadece Amerika'dan bahsetmiyorum. Yani bunu her şirket Türkiye'de de şirketler bunları okuyor. Biz okuyoruz, biz görüyoruz. Bitcoin ile ilgili olsak da olmasak da dün mesela Hürriyet'te ana sayfada Bitcoin yazıyordu hemen sol altta. Yani bunları görmek lazım dostlar. Ama şu yanlışa da düşmeyelim. Bakın kurumsallar bir fomo başlatıyor eyvah bitcoin çok yükselecek dalgasını bütün dünyaya yaymaya çalışıyor ama micro ele alalım mesela. Bugün 100 milyon dolarlık bitcoin aldı diyelim. Peki bakın burada kritik bir soru var. Temmuz ayında, Ağustos ayında biz burada yayınlar yaptık. Aynen size aktardım. Bu adamlar o dönemde de bitcoin alıyorlardı. O zaman ne kadar kar ettiler. Yani 300 milyon dolar kar edip 100 milyon dolarıyla tekrar bitcoin almışsa e bu da pek bitcoin aşkından kaynaklanması herhalde. Fakat bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. Çok uzun vadeli 3-5 senelik bitcoin almıyorsanız daha kısa vadeli alıp işte şuradan alıp şuradan satalım para kazanalım diyorsanız şu an sadece kurumsal fomoya dayanarak bitcoin almak gerçekten çok riskli. Ya bu kurumsal rüzgarına bitcoin halvinginden sonra haziran ayı gibi girmek gerekirdi ki o zaman da zaten bunları konuşmuştuk. Burada ben size en hızlı şekilde bilgilendirmesini yapmıştım. Ama şu anki bitcoin hareketlerine bakın farklı bir olay da var. Bitcoin madencileri de artık devreye girdi. Ekranda görüyorsunuz. Crypto indi dikatorist şu grafik için diyor ki 2 puanın üzerindeki her hacim her hareket madencilerin bitcoin madencilerinin yüklü bitcoin sattığını gösteriyor diyor ve şu an bu tam 6 puanda dostlar bakın 2 değil 6 puanda demem o ki madenciler deli gibi kar alıyorlar e almasınlar mı madencilere bir şey söylemiyorum alsınlar tabii ki de hakları neticede bitcoin maliyeti 6000 dolarken 6500 dolarken halving öncesinde bitcoin düştü 3000 dolarlara kadar bu zorluğa dayandılar baktılar şu noktada şu günlerde madenciler fiyat artmıyor e o noktada karımızı alalım dediler Peki kurumsallar güzel. Koşa koşa Bitcoin alıyorlar değil mi? Dolar dünyada zayıflıyor. İşte dolar endeksi zaten çok diplere inmiş durumda. Yani belki dolar dünyanın rezerv para birimi olma gücünü, ünvanını yüz küsür yıldan sonra kaybedecek. Ama hani biz tekrar Bitcoin'e dönecek olursak, Bitcoin teknik analizini mutlaka bilmemiz gereken en önemli destek ve dirençler nereler derseniz sonrasında alalım mı satalıma geçeceğiz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden bakın dün Telegram'da gece yarısı yazdım. Bitcoin'de 18 8300 ve 17800 dolardaki minimal destekler görevlerini şimdilik yapıyorlar. Fena değiller. 17000 dolarda daha büyük bir destek var dostlar. Eğer 17800 dolar kırılırsa anlayın ki 17000 dolarda daha büyük bir destek var. Ama 18900 dolarda hem Fibonacci'den gelen direnç ve hem de hem de 50 günlük hareketli ortalamanın tam böyle çat diye sıkışması çakışması var. Yani büyük yükseliş için 18900 doları hızlı veya yavaş hiç fark etmez. Bir şekilde kırmamız çok kritik. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama 18.900 doları Bitcoin kırarsa peşinden yeni bir rekor erimesi gelebilir. Yani bu şu an olmak zorunda değil. Önümüzdeki belki haftalarda da olabilir. Yani 19.900'ü hatta 20.000 doları bile zorlayabilir demek istiyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ama bence bence henüz bu dediğimiz yükseliş sezonda bitmedi. Henüz bitmedi. Fakat ilk işareti olarak 18.900 doları mutlaka kırmamız gerekiyor. Peki Eren yani şu an ne yapalım ne diyorsun alalım mı satalım mı yoksa elle varsa bitcoin'i saklayalım mı derseniz bunu sorarsanız kısa vadeli olarak 17 bin dolar hatta 16 bin dolara kadar bir olabilecek bir düşüşü tabii ki de şu an şu noktada göze almak gerekiyor. Bu düşüşü göze alarak eğer almak istiyorsak bitcoin alabiliriz. 18 bin 900 dolar yükselirse belki belki bir miktar daha alınabilir. 19 bin 19 bin 100 dolar bölgesinde tabii ki de iyi tutunması gerekiyor. E hani kardaysam da dostlar bitcoin'de karda buradaysam bir miktar satabilirim. Bir miktarı da 18.900 dolar sonrasına saklayabilirim. Ama tabii ki de kademeli alıp satmak size genel bir ortalama verir. Hani hemen bugün 18.900 dolara yükseleceğiz demiyorum. E Ethereum ve XRP'ye şöyle bir dönecek olursak oralarda da sıcak olaylar var dostlar. Bakın Ethereum'da 2.0 fiyatlanmasını bana çok soruyorsunuz. Ben de diyorum ki bence bence henüz o fiyatlanma pek de olmadı. Ethereum yoluna sorunsuz şekilde devam ederse ve tüm kripto para piyasasından özellikle altcoin piyasasından topluca ve büyük çapta bir para çıkışı olmazsa dostlar ethereum evet yoluna devam edebilir çünkü teknik tarafta da bir yükselen üçgen var ve bu yükselen üçgenler genelde genelde ne oluyor yükselişte son bulabiliyorlar ama yine söylüyorum bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın şayet ethereum 538 doların üzerinde kalabilirse evet bence kısa vadeli pek bir sorun yok diyebiliriz sert bir yükseliş içinde fibonacci'den gelen direnç olan 574 doların mutlaka kırılması gerekiyor. Bunu da vereyim size. Kırıldıktan sonra anca Ethereum büyük bir yükseliş fırsatı verebilir bana göre. E Ripple bakın Ripple XRP'de de airdrop olayı var biliyorsunuz. Elinde XRP tutanlar ücretsiz şekilde Spark Token kazanacaklar biliyorsunuz ama airdrop biter bitmez XRP'de sert düşüş gelebilir. Bunu söyleyeyim. Hani kesin olacak demiyorum ama böyle bir ihtimal her zaman masada mevcut. Sırf bedava token alacağım diye XRP alanlar yani kısa vadeli hemen token'ı alayım kaçayım diyenler Snap anı gelip çattığında yani elindeki XRP bakiyesi kadar alacağı Spark token kesinleşince e ne olur ondan sonra XRP'leri satabilirler. Dolayısıyla XRP alanlar kısa vadeli için söylüyorum çok dikkatli şekilde airdrop anını bence takip etsinler. Ve dostlar bakın kripto sözlük videolarını çok önceden dizi gibi izlemeye başladıysanız 14 15 centlerde sizlere bizzat videolarda haber verdiğim blog siteyi hatırlamışsınızdır. Tabii ki benim söylememle olmaz ama kendi riskinizi kendiniz alarak STX token aldıysanız şimdiden iki kat çok güzel kazanmışsınızdır demektir. Lütfen hesaplarınızı kontrol edin. STX'den de karınızı almayı unutmayın. Beğeniriz, beğenmeyiz o ayrı bir şey. Ama hiçbir coin'e, hiçbir token'la duygusal bağ kurmuyoruz. Kısa vadeli aldıysak sözümüzde durup karımızı alıyoruz da olsa, karımızı almayı unutmuyoruz. Ha uzun vadeli ayrı bir şey. Uzun vadeli aldıysanız isterseniz bekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ha kar aldıktan sonra isterseniz keyifle şöyle bir izleyebilirsiniz de olsa. Çünkü birazdan göreceksiniz ki eğer çok ani hareketler olmazsa orta ve uzun vadede ilk hedef 45 cent olabilir. Yani hala risk yöneterek büyük paralarla girmeden kar alma fırsatı olabilir. Az sonra konuşacağız ama şimdi bize bu kadar kısa zamanda 2 kat 3 kata yakın para kazandıran Blockstack'te yani yeni adıyla Stacks hangi borsalarda var derseniz benim bir link vermeme gerek yok. Binance, KuCoin gibi borsalarda var zaten. Peki Stacks'te 3 bomba haber ne? 3 büyük müjde ne? Neden Ethereum gibi coinler düşerken Stacks bunu hala direniyor yani hala alınır mı diye sorarsanız dostlar bakın bunları cevaplayacağız hiç merak etmeyin ama kısaca STX'den yani Stacks'den şöyle bir bahsetmek istiyorum. Stacks aslında New York'tan çıkan bir proje ve kripto para tarihinde Amerikan Borsa ve Meyku Kıymet Komisyonu'ndan yani SEC'ten ETF'lerden biliriz. Bitcoin ETF'leri onaylanmadığı muhabbetinde baş sorumlu SEC'tir biliyorsunuz. İşte bu SEC'ten tam 28 milyon dolarlık token satışı için bizzat onay alan bildiğim kadarıyla tek kripto para bu SEC Dolayıyla zaten tüm kripto para camiasının bir anda dikkatini çekmişti ki bundan dolayı belki de bugün TechCrunch'da, TEDx'de ve New York Times'da Stakes haberlerini görüyoruz ve Stakes gördüğüm kadarıyla Bitcoin dostu da bir iş. Yani Stakes madencileri STX üretip kilitleyerek ya da ya da STX sahipleri elindeki STX'leri kilitleyerek Bitcoin kazanabilecekler. Yani planladıkları bu şekilde ve Stakes'in mantığına baktığımızda blockchain'in burada sayamayacağımız binlerce faydasını aslında tüm internete yayabiliyoruz yaymak istiyorlar ve Ethereum şayet geleceğin Windows'uysa biz de geleceğin iOS işletim sistemi yani Apple'ın işletim sistemi var ya işte kendilerini ona benzetiyorlar gibi. Detaylı bilgi zaten kanalımda mevcut. YouTube'a blogste kripto sözlük yazarsanız arada bir boşluk bırakarak oradan zaten direkt öğrenebilirsiniz ama şimdi bize bakın bize kısa zamanda 2 kat 3 kat para kazandıran Stax'te 3 bomba haber 3 büyük müjde var demiştim ya bunları söylüyorum. Birincisi birincisi zaten fiyatı direkt %30 civarı uçurdu. Fazla zaman yok. Verdikleri bilgiye göre 14 Ocak'ta yani sadece bir ay sonra Stakes'in yepyeni blockchain'i hayata geçiyor. Dolayısıyla mainnet zamanları coin'ler zaten genel olarak yükselişe geçebiliyorlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Stakes'in fiyatı 14 centlerdeyken de bunu söyledim dostlar. Aynen dediğimiz gibi Stakes de bam bam yürüdü bugüne kadar. Bu blockchain'e geçişle birlikte Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEG'in yolu açmasıyla da Amerikalı geleneksel yatırımcılara STX açılabilecek. Yani bugüne kadar hisse senetleri alsat yapan parayla oynayan büyük para babaları isterlerse STX token'ı alabilecek gibi gibi. Dolayısıyla güzel gelişmeler var. 2021 STX için daha da güzel geçebilir. Yalnız kripto paralar çok oynak biliyorsunuz. Öyle bir an gelir ki bunları yaşadık zaten marketten topluca bir para çıkar dünyanın en iyi coin'i de olsa sağlam satış yer ve bu tür durumları düşünmeden acele ederek bir anda girerseniz ve düşüşü de kaldıramazsınız dostlar. Evet yine söylüyorum marketten zararla çıkabilirsiniz demem o ki dünyanın en iyi oyunu da olsa yanlış hareket ederseniz siz sizde bitiyor iş aslında. Para kaybedebilirsiniz. Fakat her şey yolunda giderse bu tarz ani çöküşler olmazsa dostlar, STX'in teknik analizinde de gözüme çarpan bir fincan formasyonu var. 15 Ağustos gibi fincanın ilk bölümlerini yapmaya başlamış ve nihayetinde geçtiğimiz günlerde tam da kulbunu oluşturmuş gibi de duruyor. Şayet dediğim gibi her şey yolunda giderse fincanın iç derinliği kadar yükseliş gelebilir. Bu da maksimum 45 kadar. Kadar bir yükseliş yolculuğunun işaret edici olabilir. Şu an 25 cent ve hedefte tam 45 cent olabilir. Olur demiyorum, olabilir diyorum ki Haziran ayı gibi bakın golden cross gerçekleşti ve ne oldu? Akabinde 7-8 centlerden başlayıp 30 küsür centlere kadar yükseliş oldu. Benim hiçbir şey söylememe zaten gerek yok. Ekranda görüyorsunuz. Ha ilk yükseliş sinyali golden cross'a gelmiş. Yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama yukarı doğru ezip geçmiş dostlar. İşte bakın Golden Cross aynı Golden Cross 14 Kasım'da da gerçekleşti. Ama tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil. Kendi riskinizle işlem yapın. İlla kesin yükselecek demiyorum ama STX almak isterseniz benim link vermeme dediğim gibi gerek yok. Binance, KuCoin gibi borsalarda bulabilirsiniz. Bu bölümde bir de sizinle çok kısaca Binomo'dan bahsedeceğim ama tabii ki de kullanın, kullanmayın diye bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü yatırım dünyasına adım attığınızda an para kazanma şansınız olabileceği gibi çoğu zaman göz ardı edilen para kaybetme durumu da olabilir. Bu risk de vardır. Dolayısıyla çok dikkatli olmak bir anda böyle büyük paralarla atlamadan yavaş yavaş işlem yapmak lazım. Bu arada linkini bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz ama şimdi Binomo ikili opsiyon hizmeti sunduğunu ifade eden online bir platform olarak kendisini tanıtıyor ki benzer bir özellik zaten OKEX'te de var. İkili opsiyon dediğimiz şey ise birçok seçenek var ama ama örneğin Bitcoin'den hani anlatmak gerekirse Bitcoin'in anlık fiyatı üzerine bir analiz yapıp o an düşeceğine veya yükseleceğine yönelik işlem açmaktır. Hani analiz yaparak belki yapılabilir ama analiz yapmadan rastgele şekilde işlem açmayı ben kesinlikle önermiyorum dostlar. Ha bu kimler için uygun olabilir diye sorarsanız da Bitcoin, altın, dolar, euro gibi böyle para birimlerini anlık grafiklerle çok uzun zamandır yakından takip ediyorsanız ve ben örneğin Bitcoin'in artık karakteristik özelliklerini, karakteristik hareketlerini çok yakından tanıyorum diyorsanız veya bir dakikalık, 5 dakikalık grafiklere özel benim TradingView'de kullandığım kendi stratejilerim, tekniklerim var diyorsanız benzer indikatörleri buradan açarak isterseniz deneyebilirsiniz. Tabi anlık sağlam bir düşüş veya yükseliş gelirse de işte o noktada terse bırakabilir. Dolayısıyla önce asla gerçek para yatırmadan isterseniz sıfır riskle 1000 dolarlık demo hesabında tamamen sanal şekilde deneyebilirsiniz. Tabii ki de bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu da lütfen aklınızda olsun dostlar. Linki bu videonun açıklama kısmında var. Tıklayıp bakabilirsiniz. Ve Ledger çekilişimiz de biliyorsunuz devam ediyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile Dokun'un videoların beğenin. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bol bol aşağı yazın. Ve tabii ki de formu da doldurmayı unutmayın. Görüşürüz. Bam bam.